Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Mersin Anamur'da yıllardır bu sektörde hizmet vermekte olan, adını marka haline getirmiş Stüdyo Yankı'nın konu olduk. Yanımızda usta fotoğrafçılarımızdan Nail Kaş Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Nail Bey. Merhabalar efendim. TV8 program olarak Muz Cenneti'miz Anamur'a hoş geldiniz. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Nail Bey, Stüdyo Yankı sektörde kaç yıldır hizmet vermekte, ne tür hizmetlere imza atmaktasınız? 2000 yılından beri hizmetteyiz. Düğün, nişan, her türlü organizasyonlarda, vesikalık fotoğraflarda her zaman müşterilerimizin yanındayız. Hizmetimiz kesinlikle Anamur'la sınırlı değil. Türkiye'nin her noktasında çekim yapabilme kapasitesine sahibiz. Her türlü bölgemizde çekim yapacak olan çiftlerimiz bizi arayabilir, bizlere ulaşabilir, bizlerle irtibata geçebilir. Yani tüm çekimleri her türlü düğün, nişan vesaire bizlerle çalışma imkanı sağlayabilirler. Peki Nail Bey, ne kadar öncesinde düğünlerinin ya da nişan söz öncesinde ne kadar önce size başvuruda bulunup rezervasyon yapmalılar? En az 3 ay önceden rezervasyon yapmalılar. Şu anda 2018 yaz rezervasyonlarımız dahi geliyor. Yani o yüzden bir an önce düğün tarihleri belli olduğu anda hemen fotoğrafçılarına ayırtmaları gerekiyor. Yani belli olsun, çalgıcı vesaire fotoğrafçılarına ayırtsınlar ki sıkıntı olmasın. Nail Bey, size son hedeflerinizi soracaktım ama hedeflerimi sanıyorum tüm Türkiye'ye açılmak. Tabii ki, yani tüm insanları mutlu etmek. Biz mesleğimizi seviyoruz. Hakikaten ben mesleğimi seviyorum. Çalıştığımız çiftlerin hepsi diyor, çok iyi bir esnafsınız ve artı olarak ya mesleğinizi çok seviyorsunuz. Bu da en önemli, sizin sektörde en önemli olması gereken sanıyorum. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şu anda yok. Sadece onları mutlu etmek için burada sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani kesinlikle böyle bir iş yerinden mutlu ayrılacaklarına emin olsunlar.